Namaste. Herkese merhaba, ben Elif. Bu kanalda yoga videosu paylaşmayalı epey zaman oldu. Bu sefer, bu yoga pratiğinde boşluk araştıracağız beraber. Şimdi o kadar uzun zamandır teoride, daha doğrusu fikir seviyesinde şey paylaşıyorum ki, fiziksel boyutta bir egzersiz yapmadan bu fikirleri, bu bilgileri, belki de teorileri bedensel seviyede deneyimlemeden, yani onu bedenlemeden maalesef hayatımızın bir parçası yapamıyoruz. O yüzden birçok şey anlattım geçtiğimiz günler içerisinde. Anlattığım şeylerden bir tanesi ki YouTube'da yoktu, o Instagram hesabımda var. 6.6.2022 tarihli bir canlı yayınım var. Orada da bahsettim boşluk yaratmak ya da o var olan o boşluğu bulmak. Bugün onun araştırmasını yapacağız beraber ki yoga asanaları dukkha'dan, yani sıkışıklıktan, sukha'ya, yani boşluğa, rahatlığa bizi taşıyan bir araçtır yoga asana pratiği. Tamam, daha önce hiç yoga yapmamış olabilirsin. Bugün yapacağımız pratik için bu bir engel değil. Ve hatta başlığından da anlaşılacağı şekilde bahaneler üretebilirsin. Ve her zaman çarelerin vardır. Dert hayatın bir parçası. Mevleviler, sufiler, dervişler birbirlerine dermişler ki Allah derdini artırsın. Derdin olduğu yerde, o sıkışıklığın olduğu yerde bir genişlik, bir doğum, bir güzellik, bir şifa mutlaka var. Hiçbir şey olmasa ucunda ölüm var. Ve biz ölümün vaktiyle olsun, hayırlısıyla olsun ama ölümün varlığını onurlandırarak ve ölümün de aslında bu yaşamda bir seviyede gerçekleştiğini hatırlayarak ölümün de bir şifa olduğunu kabul edebiliriz. Öyle değil mi? Bahaneler üretmeyi bırakıp çarelere izin vermek, çareleri hayata geçirmek. Tamam mı? O bahaneleri geride bırakmak bir nevi ölüm yine. Dolayısıyla o çareyi veya çareleri hayata geçirmek de yeni bir doğum, yeni bir başlangıç. Peki çare yoksa? Çare yok mu? Çare yoksa bahaneler çoktur. Çareleri de bahaneler ele geçiriyordur. Öyle olursa daha iyi olur. Bunun böyle olması lazım. Önce sen şunu şöyle yap da ondan sonra bunu böyle yap. Bu halinle mi yapacaksın? Saçmalama. Önce kendine çeki düzen ver. Böyle uygunsuz, böyle daha iyi olur. Bu zamanı bekle, Merkür retrosunu bekle, o dolunayı bekle ki bunlar işe yarayan şeyler. Yine de bunları da dahi bahane olarak kullanıp kendini ertelemek mümkün. Çareleri ertelemek mümkün. Bahaneler muazzam çalışır ve mutlaka bir mantığı vardır. Peki bahaneler çoksa, çareler de yoksa, ya da onu kolaylıkla her ortaya çıktığında bahaneler ele geçiriyorsa, o zaman neye ihtiyacımız var? O zaman tüm yanıtların ve yaratımların kaynağı olan boşluğa, boşlukla temasa ihtiyacımız var. Biz de bugün onu yapacağız. Basitçe fiziksel seviyede bir deneyim alanı bu. Basitçe fiziksel seviyede o dukkha'dan, yani sıkışıklıktan, sukha'ya, yani rahatlığa, o ferahlığa, o genişliğe nasıl geçeriz? Basitçe, daha önce hiç yoga pratiği yapmamış olsan da onu araştıracağız. Burası gayet güvenli bir alan. Tamam mı? Öyleyse, eğer hazırsan başlayalım. Rahat ettiğin şekilde otur. İster bağdaş kurabilirsin. Bağdaş kurmak, kalçanın altına bir minder alabilir. Minderin üst tarafına, yani ön tarafına oturabilirsin. Ki kalçan biraz daha yukarıda kalsın. Ağırlığını şöyle öne doğru getir.
Eğer bağdaş kurmakta zorluk çekiyorsan, yani dizlerin yukarıda kalıyorsa, bir battaniyeyle şöyle battaniyeyi sarıp, bunu mesela benim için rahat ama daha kalın yapabilirsin. Battaniyeyi sarıp şöyle ayak bileklerinin altına geçirip dizlerin hem yukarıda kalabilir hem de onları bir ağırlığın üzerine bırakabilirsin. Yani onları rahat bırakabilirsin. O zaman ne olur? Kasıklarda bir boşluk yaratmış, bir boşluğa izin vermiş oluruz. Okey? Bu benim için birazcık fazla şimdilik. Ki bu yoga videolarını yapmama engel olan bahanelerden bir tanesi uzun zamandır yoga videosu yapmamak. Uzun zamandır kendi basit pratiğim dışında bir pratik yapmıyor olmak. Şimdi bütün bu bahaneleri kenara bırakıp, tamam, başlıyoruz. Rahat ettiğin şekilde otur. Gözlerini hemen kapatma. Gözlerini kapatmak için kendine emir değil, izin ver. Bırak nefesin aksın. Gözlerinle şöyle etrafa bakınırken, göz kapaklarının kendiliğinden basitçe kapanmasına izin ver ve gözlerini kapatabilme kabiliyetini ve gözlerini kapattığın o anı deneyimle. Tamam? Bunu yapabiliyorsun, yapabilmenin tadına var. Kendine emir mi veriyorsun bir şey yapmak için, yoksa izin mi veriyorsun? Yavaş yavaş kendiliğinden gözlerin kapansın. Tam o temas edip de göz kapaklarının kapandığı anı hisset, deneyimle, ayrıştır onu. Fark et. Sonra bak bakalım oturma kemiklerinin üzerinde ağırlığın eşit mi sağa ve sola? Yoksa böyle diken üstünde mi oturuyorsun? Biraz izin ver yine ağırlığın, leğen kemiğin oturma kemiklerinin üzerinde sağa ve sola eşit yayılsın. Ve sen de o leğen kemiğin içine güzelce yerleş. Bir bırak, bir sal. Sonraki nefes alışında göbek deliğinin altından göğüs kemiğine ve çeneye doğru uza. Bu yüksekliği koruyarak omuz içlerinden geriye doğru açıl. Ve kürek kemiklerinden aşağıya kuyruk sokumuna doğru izin ver, sırtın aksın. Sonraki nefes alışında belinden koltuk altlarına doğru yüksel. Nefes verirken omuz içlerini geriye al ve yine kürek kemikleri aşağı, kuyruk sokumu aşağı doğru uzasın. Sonraki nefes alışında orta hizadan damağın arkasından başının tepesine doğru uza. Ve nefes verirken yüzü gevşek bırak. Şimdi göğüs kafesi ile leğen kemiği arasında bir alan yarattığını fark et. Damağın arkasını başının tepesine doğru uzatırken orada bir boşluk yarattığını, oradaki bir boşluğu keşfettiğini fark et. Ve yere, göğe, öne, arkaya, sağa ve sola altı yöne genişlediğin kocaman bir nefes al. Bu yüksekliği ve genişliği ve derinliği koruyarak nefes verirken ellerini kalbin ön tarafında birleştir. Nefesi boşalt. Avuçların birlikte Namaste Mudra'da ve baş parmakların köküyle tut göğüs kemiğini, yükselt yukarıya. Ve nefes verirken çeneyi göğse doğru bırak. Başını sal aşağıya. Kalp atımını ellerinde hisset. Ve bedenini oluşturan hücreler, o hücreleri oluşturan atomlar içerisinde var olan en büyük şeyin boşluk olduğunu hatırla. Ve bu tuhaflığa bir gülümse. Şu anda gözle gördüğün, eli tuttun her şeyin içinde en çok boşluk var. Onunla temas etmeye niyet et. Ve bu tuhaflığın yarattığı bu tuhaf hissin tadını çıkart ve gülümse. Sonra yavaşça ellerini dizlerin üzerine bırak. Avuç içleri yukarıyı göstersin.
Gözlerini kırpıştırarak kendine doğru aç olmakta olana, olmakta olan sana, olmakta olduğuna gözlerini aç. Sonra yavaş yavaş başını kaldır. Namaste. Hoş geldin, hoş geldiniz tekrar. Şimdi eğer altında bir minder varsa onu kenara al ve dizlerin üzerine gel. Ellerin üzerine gel. Sağ topuğunu arkaya doğru... Aha, bunları kenara çekeyim. Rahatlıkla görün. Sağ ayak parmaklarını kıvırarak sağ topuğunu, sağ bacağı geriye al. Sağ topuğunu arkaya doğru it. Eller omuzların altında. Nefes al, boşluk, alan yarat. Nefes ver, bu yüksekliği, genişliği koruyarak sağ topuğunu geriye doğru it ve nefesi sonuna kadar ver. Aynısını diğer tarafla yapalım. Sağ dizini koy, sol topuğunu, sol ayak parmaklarını yere sağlam basıp sol topuğunu arkaya doğru it. Hafifçe karnı içeride tut. Nefes al, omurgayı iyice uzat. Ve nefes verirken sol topuğunu biraz daha geriye doğru it. Süper. Gel şimdi dizlerin üzerine. Nefes al, göğüs kemiğini yükselt, başı kaldır. Kalbini yere doğru erit. Ellerinle yeri çek. Dizler yine yerde sabit. Nefes al, göğüs kemiğini yükselt. Nefes verirken kasıklarını geriye doğru it ve kalbini biraz daha aşağıya sal. Tekrar nefes al, göğüs kemiğini yükselt, kasıklarını geriye doğru it. Şimdi nefes verirken omuzları şöyle tavana çıkacak şekilde kalbini de yere doğru bırak. Şimdi nefes alırken kuyruk sokumunu içeri çevir ve yavaş yavaş sırtın yuvarlanırken çeneyi göğse doğru al. Belinin dolmasına izin ver nefesle. Her nefes alışında belin biraz daha dolsun. Burada bir alan yarat. Her nefes verişinde karnının sonuna kadar karnındaki nefesi, kasıklarındaki nefesi, aslında o prana, onu sonuna kadar ver. Yani ciğerlerini sonuna kadar boşalt. Sonra nefes alırken yavaş yavaş kasıklarını geriye doğru it. Göğsü yükselt, başı kaldır. Bahane her zaman var. Çare. Ayak parmaklarını yere tak. Dizler bükülü. Kalça yukarıda, burada kal. Çare ise yapmakla başlıyor. Ha? Nefes al, göğüs kemiğini yükselt, başı kaldır. Nefes ver, omuzlarını yine oturt yerine. Bırak nefesin aksın, dizler bükülü. Şimdi senden istediğim, sanki kanatların varmış gibi, kanatlarını şöyle iki yana genişlet. Kürek kemiklerini yanlara doğru aç. Ve göğüs kemiğini, sternumu, göğüs kemiğini çenene doğru yükselt. Yani başı kaldır, göğüs kemiğini buradan tavana doğru yükselt. Sırtın iç bükey kalacak. Biraz yanmaya başlamış olabilir. Bacaklar, sırt. Yavaş yavaş sağ topuk geriye. Topuğun yere gelsin ya da gelmesin. Topuğunu arkaya doğru it. Tekrar nefes al. İki dizini birden bük. Ve nefes verirken sol topuğunu geriye doğru it. Ve başı sal. Tekrar nefes al. İki dizi birden bük. Sırt iç bükey. Nefes verirken iki topuğunu birden yere doğru it. Nefes alırken göbek deliğinin altından göğüs kemiğine ve çeneye doğru uza. Nefes verirken kalbini erit yere. Ne demek bu? Merak et, sor. Nasıl olur ki de? Boşluk bırak, bilme. Ve sadece izin ver. O deneyim sana gelsin. Sal başını. Ellerin yanmaya başlamış olabilir. Parmak köklerini, parmak diplerini yere daha sıkı bas, daha sağlam bas. Sonraki nefes alışta ellerin arasına bak. Nefes verirken sağ ayak öne ve sol ayak öne.
Şimdi eller parmak ucunda, dizler bükülü, kasıklarını tavana doğru yükselt, omuzlar aşağıya, omuzlarını sal, hatta başını da sal. Fakat ellerini parmak ucunda tut, ayaklarını yere sağlam bas. Şimdi buradaki boşluk önemli, iki yumruğun kadar. Ellerinin iki yumruğun kadar ayaklarının arasının açık olduğundan emin ol. İki yumruğunu ayakların arasına yerleştir. Eller parmak ucunda yerde. Omuzları sal, başı sal, bütün omurgayı sal. Şimdi nefes alırken göğüs kemiğini yükselt, kasıkların geriye doğru. Nefes verirken kalbi yumuşat. Nefes al, göğüs kemiğini yükselt, kasıklar geriye doğru, ağırlığını biraz daha topuklarına doğru ver. Nefes ver, kalbi yumuşat. Nefes al, göğüs kemiğini yükselt, hala dizler bükülü. Nefes ver, kalbi yumuşat. Nefes al, koltuk altlarını kulaklarına doğru çek. Ve göğüs kemiğini yükselt, nefes ver, kalbi bırak. Şimdi ellerini beline koy. Dirseklerini ve omuz başlarını tavana doğru yükselt. Nefesi boşalt ve ayaklarının parmaklarını ve topuklarına eşit bas ağırlığını. Ve nefes alırken sırt düz, yavaş yavaş dizleri de düz yaparak yukarıya uza. İyice kollarını yükselt yukarı, avuçları yukarıda birleştir. Ve nefes verirken bu yüksekliği koruyarak kollar iki yandan aşağıya ve eller namaste mudraya. Baş parmaklar kalbe, yani kalp ortada, yogada her zaman baş parmakların göğüs kemiğinin üzerinde, kalp atışını bir hisset. Ve nefesi boşalt. Nefesi boşaltırken kollar iki yana. Okay? Şimdi size doğru döneceğim. Sen aynı yerinde kalabilirsin. Bir ferahlık, bir rahatlık geldi değil mi? Tada sana dağ duruşu bu. Yine ayaklarının iki yumruğun kadar geniş olduğundan emin ol aradaki boşluk için. Ayak parmakların arasını iyice aç, genişlet onları. Ayak iç kemerini diye çek yukarıya, kasıklarına doğru. Ayak dış kenarını çek yukarıya, kalçana doğru. Ayak iç kemerini çek yukarıya, kalçaya doğru. Bu seni yükseltmeye başladı. Pelvisle leğen kemiğiyle göğüs kafesi arasında alan yarat yukarıya doğru. Nefes al, kollar yukarıya doğru. İyice uza. Nefes verirken bu yüksekliği ve derinliği koru. Nefes verirken ama omuzlarını aşağıya indir birazcık daha. Olur mu? Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Şimdi nefes al. İyice uza, nefes verirken kollar iki yandan aşağıya. Güzel. Çok basit bir şey yapacağız. Tamam, bu basit şeyin etkisini deneyimlemeni isteyeceğim. Okay? Şimdi bu basit şeyde, unuturmuşum. Epey oldu çünkü. Basit şeyleri unutuyoruz ve etkili olanları ya böyle. Evet, eller kalbinde. Hatırladım. Eller kalbinde. Parmakları kenetle. Avuçların kalbine bakıyor. Nefes alırken, yandan da göstereyim. Nefes alırken uzat. Kollarını ileriye. Bayağı kürek kemiklerinden. Nefes verirken ellerini kalbine getir. Dirsekler gövdenin iki yanında. Bu bir. Al nefes, uza ileriye doğru. Nefes ver, elleri getir kalbine, iki. Üç, dirsekleri gövdeye yapıştır, olur mu? Dört. Bu beş. Altı. Yedi. Sekiz.
9. Bu son. 10. Şimdi alnına değdirip, pardon, burnuna değdirip buradan ileriye nefes verirken burnuna değdirip kalbine. Tamam mı? Bir. Böyle alnının hizasında ellerin. İki. Pardon, bir. Bu iki. Yine dirsekler gövdeye bitişik. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Şimdi yine dirsekler gövdeye bitişik. Bu sefer burnunu değdirip tavana şöyle hafifçe hissettirip başının tepesine yukarıya ve nefes verirken tepe, burun ve kalp birlikte. Bu bir. Burna değ, tepe yukarı. Nefesle ve verirken tepe, burun ve kalp iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Şimdi yavaşça ellerini gövdenin iki yanından aşağıya bırak. Ve nasıl hissettiğine bir bak. Ve bacaklarını birleştir. Sık bacaklarını birbirine. Belin ağrımış olabilir. Tamam mı? Çok hafif. Buradan göstereceğim. Bacaklarını birbirine doğru sık. Kapat bu sefer. Çok hafif dizlerini büküp kasıklarını arkaya doğru it. Burada belinde bir boşluk yarat. Olur mu? Bir uzasın şöyle alt bel bölgesi. Kasıklarını geriye doğru biraz daha it. Şimdi gövdenin yanlarını, kulaklarına doğru, koltuk altlarını kulaklarına doğru çekerek gövdenin yanlarını uzat. Göğsü yükselt, kollarını iki yandan aşağıya doğru sal. Yandan göstereceğim yine. Bunu yaparken alt kaburga kemiklerini içeride tut. Okey, dolayısıyla hissedeceksin. Hem bir uzama hem de sırt kaslarının beline desteğini hissedeceksin. Tamam mı? Şimdi nefes al, kollar yukarı, iyice uza. Nefes verirken sağ kolunu içeride tut. Baya içeri doğru çevir. Tut el bileğinden, sağ el bileğinden. Bacakları sık birbirine doğru. Kasıkları geriye yaptık, omurgayı uzattık. Hafifçe alt kaburga kemiklerini içeri doğru çektin. Kolun iç kısmını, bu ince derili olan yumuşak kısmını, onu kulağına doğru çevir. Uzat yukarıya. Ve nefes verirken yana, sola doğru gel. Nefes al, iyice uza. Nefes ver yana.
Nefes, iyice uza, nefes ver, yana. Şimdi nefes al, yukarı uza, nefes ver, kollar iki yandan aşağıya. Ve sağ tarafındaki boşluğu hisset. Sol daha kısa, daha dar, sağ taraf daha uzun. Hı? Diğer tarafı eşitleyelim mi? Sık bacakları birbirine, al nefes, kollar yukarıya, tut el bileğinden. Tamam. Nefes al iyice, kolu içeri doğru çevirmeyi unutma. Kol içeri, gövde karşıya doğru. Nefes al iyice uzat sol tarafını. Nefes verirken yana gel. Al nefes iyice uza yukarıya. Nefes ver yana gel. Nefes al iyice uza 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 kalbi böyle yan taraftan aç. Nefes ver sal. Bacakları sıkarak nefes al, hop yukarıya, nefes ver, kollar iki yandan aşağıya. Hı? Eşitlendi değil mi? Mükemmel. Şimdi gene matının önüne gel. Gövdenin yanları da hazır uzamış ve o boşluk açılmışken, o boşluğa temas etmişken biraz daha yaratalım ondan. Hafifçe kasıklarını geriye doğru it, hafifçe dizlerini bük. Al nefes, kollar yukarı uza. Şimdi nefes verirken kollar iki yandan, kasıklar derin, omurga uzun, göğüs kemiği yüksek. Gövdenin ön tarafını katlamadan, kapatmadan içeriye, açık, uzun tutarak karnını bacakların üzerine yapıştır. Bu da demek oluyor ki gerekirse dizlerini biraz daha bük. Eller parmak ucunda, dizler bükülü. Nefes alırken göğsü yükselt. Nefes verirken omuzları oturt yerine, tavana doğru bir çıksın, kalbin yere doğru erisin. Tekrar nefes al, göğüs kemiğini yükselt, nefes ver, omuzlarını tavana doğru çıkart, hiç dirseklerini bükmeden ve kalbini yere erit, akıt. Tekrar nefes al, şimdi nefes verirken hafifçe üst bacak kaslarını geriye iterek tut dirseklerinden ve bütün omurganı sal aşağıya. Bacak kaslarını kemiklerin etrafına sar. Böyle sıkmak gibi değil, sar onları. Böyle kasların kemiklerine sarılsın ve başını aşağıya sal. Bütün omurlarını aşağıya sal. Ağırlığını ayaklarına, topuklarına ve ayak parmak köklerine, diplerine eşit yay. Şimdi tekrar gerekirse dizlerini büküp ellerini parmak ucunda yere koy. Nefes al, göğsü yükselt. Nefes verirken avuçlarını yere sağlam basıp iki büyük adımla geriye sopa duruşuna gel. Eğer sopa duruşu seni iyi hissettirmiyorsa dizlerin üzerinde yapabilirsin bunu. Dizlerin üzerinde bunu yaparken ağırlığını şöyle belini içeride, kuyruk sokumunu içeri alıp karnı içeride tutup belini doldurarak daha çok sırt ve göğüs kaslarını hissedecek şekilde ağırlığını öne bırak. Tamam. Eğer rahatsan sopa duruşunda eller omuzların altında, ellerini birbirine doğru sık, bacaklarını birbirine doğru sık, ellerini ve ayaklarını birbirine doğru çek, başının tepesinden ileriye uza ve gel dizlerin üzerine ve çocuk duruşuna. Sonra çocuk duruşunda bak, ayak parmaklarım kıvrık, kasıklarımı geriye doğru itip omurgayı uzatıyorum. Şimdi bak, dirseklerimi yere koyarmış gibi yapıyorum ama koymuyorum. Dirseklerimi büküp göğsümü yere yaklaştırıp uzayabildiğim kadar omurgayı ileriye uzatıyorum. İyice uzat kendini. Üst bacak kaslarını birbirine doğru çevir. Şöyle bacaklarını içe doğru çevir. Ellerini koy yere. Dirseklerini omuzların altına. Yine boşluk yaratacağız beraber. Ayakların üstünü yere sağlam bas. İç rotasyon, bacak üstlerini içeri çevirmek önemli. Bas bileklerini yere. Koltuk altını kulaklarına doğru çek, gövdenin yanları uzasın. Şimdi ellerinle, bileklerinle özellikle yeri it ve yeri çekerken göğsünü öne doğru uzat. Pubis, leğen kemiğinin ön tarafını yere doğru uzat.
Fakat en önemlisi, aslında hepsi çok önemli de, küçük parmaklarını, ayak küçük parmaklarını yeri it, kalbi aç, göğsü aç. İleriye doğru böyle karın kaslarının uzadığını hisset. Kulakların omuzlarından uzak, omuzlarını geriye çek, göğsü ileriye doğru uzat. Süper. Şimdi nefes verirken yavaşça in. Ellerini alt kaburga kemiklerinin yanına koy. Bir nevi dirseklerin altına koymuş oluyorsun. Ve başını yere koy, alnını. Yine koltuk altının kulaklarına doğru çek. Omuz başlarını yükselt. Aha. Şimdi ellerini yeri çek. Yeri giterken hafifçe kalk. Çok değil. Öne doğru uza. Yine dirsekler bükülü. Ve nefes verirken çeneyi göğüse alıp sırtı yuvarlayarak, yavaş yavaş sırtı yuvarla, 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 kalçayı topuklara doğru getir. Sırtı yuvarla ve burada kalça topukların üzerine geldiğinde it onları iyice gelebilmesi için, ellerinle yeri it, alnını yere bırak. Nefes al, ellerin arasına bak. Nefes verirken dizlerin üzerine, ellerin üzerine gel. Ve buradan ayaklarını şöyle arkada çapraz yapıp bacaklarını öne uzatabilirsin. Tamam, öbür türlü de geçebilirsin elbet. Şimdi bacaklarını öne uzattın ya. Şöyle sağ bacağını kaldırıp içe doğru. Aslında buradan bakınca sanki dışarı çeviriyormuşum gibi. Fakat yukarıdan bakınca içe olduğunu görebilirsin. Şöyle içe doğru çevir ve yerleştir. Aynı şekilde sol bacağı da kasığına yakın içe doğru çevir ve yerleştir. Arkaya doğru da çekebilirsin oturma kemiklerini. Bu da mümkün. Veya kalçanın altına hafif basitçe bir battaniye veya şöyle hani blue şeyini, matını şöyle kıvırıp böyle azıcık, tamam mı? Bu hiçbir şey etki etmedi de. Böyle bir tık böyle yükseltebilirsin. Kalçanın, poponun arkadan üçte birini. O zaman daha dik oturmana yardımcı olacaktır. Öne katlanmayacağız hemen. Tamam mı? Yapacağımız şey uzayıp, gövdenin yanlarından uzayıp, koltuk altlarına doğru uzayıp nefes verirken topuklarını kasıklarına doğru çekmen. Topuklarını yere itmen, kasıklarını geriye çekmen ve göğsü, gövdeyi, göğüs kemiğini ileriye, yukarıya doğru uzatman. Okay? Nefes alırken gövdenin yanlarından uza. Nefes ver, kasıklarını geriye çekerken göğüs kemiğini öne doğru uzat. Pectoralis minor, şu köprücük kemiklerin oradaki kaslar, bunları şöyle geriye doğru aç. Kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştırıp yere doğru uzat. Biraz alan açıyoruz. Şu an kendini sıkışık hissedebilirsin. Bu pozdan çıktığında rahatlamış olacaksın. İstersen tut kaval kemiklerinden. İstersen bir kemerle tut. İstersen matının kenarını tut. Nefes al. Koltuk altını kulaklarına doğru çek. Nefes ver. Kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştırıp göğüs kemiğini ileriye doğru uzat. Bu söylediklerim tuhaf geliyor olabilir. Nasıl olur deyip denediğinde, ya ben zaten anlamıyorum deyip bahane üretmek yerine, çarelere izin verdiğinde, işte o zaman biraz biraz geliyor. Ve sonra bakıyorsun, çok kolay yapıyorsun. Koltuk altının kulaklarına doğru uzatıyorsun. Omuz içlerini geriye alıp göğüs kemiğini yükseltirken kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştırıyorsun. Süper. Yandı biliyorum sırtın. Nefes alırken uza, nefes verirken bacaklarını rahatlat. Nefis. Yaşasın. Şimdi gel. Matında bacaklarını iki yana. Belki de hiç rahat değil ha. Belki de hiç rahat değil bacaklarını şöyle iki yana açıp oturmak. O zaman hakikaten altına bir minder alabilirsin ve bu minderin dediğim gibi sadece böyle kuyruk sokumun otursun üstüne. Poponun, kalçanın geri kalanını
havada kalsın. Tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim. Kalçanın üçte biri yerde, böyle geri kalanı battaniyenin üstünde. Biraz böyle öne doğru gelmeni sağlayacak. Bunu şöyle yandan göstersem belki daha iyi olur. Şöyle. Bak, sadece ucuna oturuyorum. Bacaklarımı açtığımda daha çok yerdeyim. Popomu birazcık yükseltiyor. Okey. Ne kadar bacaklarını açtığın önemli değil. Sırtını ne kadar dik tuttuğun önemli. Tamam. Ve dizlerine hiçbir zaman yük bindirme. Yani dizlerden yere doğru itmiyoruz. Topuklardan yere doğru bas. Ve bacaklarını aktifleştir. Kendine doğru çek. Şöyle ayaklarından kalçaya doğru çek. Nefes alırken bacağın iç kısmından dışarıya doğru uza. Hayal et bunu. Nefes ver. Ayakların dışından kalçaya doğru çek. Sırt düz, dik. Nefes al. Kasıklarından, ayak içinden ileriye doğru uza. Nefes verirken ayakların dışından kalçaya doğru çek. Nefes al. Bacakları kasıklarından, bacak içinden ileriye doğru uza. Nefes ver, ayakların dışından kalçaya doğru çek. Şimdi buna bir de koltuk altlarını ekleyeceğiz. Nefes al, uza, nefes ver, kalbini yere doğru bırak. Bu kadar da kal, olur mu? Daha fazla gitme. Eğer gidebiliyorsan. Nefes al, kasıklarından, bacak içlerinden ayaklarına doğru uza. Gövdenin yanları da uzasın ve nefes verirken ayakların dışından kalçaya doğru çek ve kalbini öne doğru biraz daha erit. Bir nefes daha. Süper. Yavaşça kalk. Dizlerini destekleyerek dizlerin arkasından ve uzat bacaklarını. Battaniyeyi veya minderi bırakabilirsin. Bacaklarını bir rahatlat. Şimdi sırt üstü yatalım. Gel, kalça sabit. Omurları uzatarak sırt üstü yat. Tut dizlerinden. Çek dizlerini göğsüne doğru. Şöyle sağa sola birazcık sallan. Sallan. Çek. Ve sağ bacağını sol bacağın üstüne at. Sol ayak matın, eğer bir matın varsa, yoksa kalçanın dışına doğru veya matın sağ tarafına doğru. Ayağını yerleştir, kalçayı kaldır ve sağa doğru çıkart. Böyle pop, kalça göbek atar gibi. Bir dakika, mikrofonu çevireceğim. Evet, kalçayı şöyle çıkarttın ya dışarıya doğru. Dizinin ikisini birden sola devir ve burada uzayarak önce kolunu aç, ondan sonra başını yana doğru çevir. Hı? Ve izin ver yer çekimi burada, o boşluğun ortaya çıkmasına izin verecek zaten. Bunu mümkün kılıyor yer çekimi, doğa. Sen de buna izin ver. Nefeslerine izin ver. Bütün iç organlarına masaj yapıyor burgunun içinde. Güzel. Sonra yavaşça kalçayı ortaya park et. Ve bu sefer sol bacak, sağ bacağın üstüne, sağ ayağını matının sol tarafına, sol uzun kenarına dışarıya doğru al. Kalçayı sola çıkart. Yavaş yavaş dizlerini devir. Önce kolu aç. Sonra başı çevir. Sol koluna, sol eline doğru bak. Her nefesle biraz daha genişle. Ve her nefes verişinde birazcık daha sal.
Sonra yavaşça tekrar ortaya gel. Evet, dizlerine sarıl. İstersen burada bacaklarını uzatıp şöyle kalçayı tutup ileriye doğru yerleştirip burada kürek kemiklerini de hafifçe arka ceplerine alır gibi içeriye alıp şavasana'ya geçebilirsin. Avuç içleri ve kol içleri yukarıyı gösterecek şekilde. Tamam. Eğer vaktin varsa bu boşluğa izin ver. Bütün bedeninin bütün parçalarını teker teker gevşeterek, izin vererek gevşemeye. Çünkü hatırla, rahat olmak doğal bir şeydir. Ve doğal olarak rahat olduğunda bütün organların en iyi haliyle çalışır. O yüzden derin gevşeme önemli. Buraya bir link bırakabilirim. Derin gevşeme ile ilgili. Eğer vaktin varsa onu yapabilirsin diğer videolarımdan. Eğer o kadar vaktin yoksa, bu kadar yeterliyse, yavaşça dizlerini göğsüne çekip öne arkaya birkaç kere yuvarlan. Evet. Ve sonra yavaşça otur rahat ettiğin şekilde. Ve lütfen dik otur. Üst bacak kaslarını içeri doğru çevirerek kalçayı rahatlatabilirsin. Nasıl hissettiğine bir bak. Kalçanın altına battaniye veya bir minder alabilirsin. Bırak bacakların ve kalça ağırlaşsın. Biraz önce de burada böyle oturuyordun. Şimdi ne fark etti? Ne farkı var? Bir gözlemle, bir bak. Bırak bacaklar ve kalça ağırlaşsın ve pelvisin içine yine yerleş. Fakat bu yerleşmenin bir yığılma gibi olmadığını, bu yerleşmenin, bu köklenmenin, şimdi de olma halinin bir yükseklik, bir genişlik, doğal olarak bir derinlik ve haliyle bir ferahlık, bir boşluk, rahatlık barındırdığını hisset. Bunu sen yaptın, kendine izin verdin. Beni de bunu mümkün kılan seçtin. Bunu yaptığın için müteşekkirim, teşekkür ederim. Şimdi pelvisin içine yerleştiğinde nefes al, yere, göğe, öne, arkaya, sağa ve sola, altı yöne genişle. Ve nefes ver, ellerini kalbin ön tarafında birleştir ve baş parmakların köküyle göğüs kemiğini tut ve yükselt. Kalp atımını ellerinde hisset ve her zaman seçim hakkın olduğunu hatırla. Bahanelerin ne kadar çok olursa olsun, çarelerini hayata geçirmek için her zaman mutlaka seçim şansın olduğunu hatırla. Bir şeye başlamak olabilir, bir şeyleri bırakmak olabilir, yapılmayanı yapmak olabilir, bir şeyi terk ederek olabilir. Adım atarak bilinmeze, boşluğa, konfor alanından çıkmak diyoruz ya, bahanelere gülümseyip çarelerden birini seçebilirsin, en az birini. O yüzden kalbini ellerinde hisset, kalp atımını ve o biricik, eşsiz varlığını ellerinde tuttuğunu, seçimlerinle oluşturduğunu lütfen hatırla ve bunu kutla. Bu kutlamaya değer bir bilgi. Ha? Nefes verirken yavaşça çeneyi göğüse doğru bırak. Sonra yavaşça ellerini, avuçların yukarı bakacak şekilde ellerini dizlerinin üzerine bırak. Ve yavaş yavaş gözlerini olmakta olana, olmakta olduğuna yavaşça aç.
ve gülümse o boşluğa. Ve ondan sonra başını kaldır. Namaste. Teşekkür ederim. Müteşekkirim. Görüşmek üzere. Bu videoyu yaptınsa ve sana iyi geldiyse lütfen paylaş. Belki hiç yoga yapmamış, yogadan çekinen ya da çok ara verdiği için yapmaya çekinen birileri vardır. Bahaneler üretiyordur kendine. O sıkışıklıktan, o genişliğe, o dukadan, o sukaya geçme fırsatı sunabilirsin ona. Yaşamak bir fırsatı değerlendirmektir ve yaşam başlı başına bir fırsattır. Yaşam fırsattır ve yaşamak bir fırsatı değerlendirmektir. Sen bunu yaşadınsa eğer, iyi hissettinse bu fırsatı birileriyle daha paylaş olur mu? Onlara da bir şans, bir fırsat sun. Belki onu değerlendirir. Ve enerjisi değişir. Şu dünyada ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey enerji. Bunun güzel, temiz halinin her yerde olması niyetiyle, dileğiyle tekrar namaste. Görüşmek üzere.